Çünkü bu mücadeleyi vermek herkesin kârı değil. Bunları hep yaşadık, yaşıyoruz. Avrupa Birliği kapısında 52 yıldır bizi süründürdüler. Hala aynı şeyi yapıyorlar. Ama biz de onlara gerekeni gerektiği zamanda cevabını vereceğiz. Onda buradan yine aynı şekilde sesleniyorum. Çünkü ağrı ülkemizden Kafkaslara, Orta Asya'ya, Güney Asya'ya, Çin'e kadar uzanan büyük potansiyelin tam merkezinde yer alıyor. Zengezur güzergahının da hayata geçmesiyle Ağrı'nın uç beyliğini yaptığı bu bölgenin ekonomik ve sosyal hareketliliği zirveye çıkacaktır. İpek yolu hattı olayı yeni bir olay değil. İnanın bu adam cahil. Bu adam ne zaman, nerede, hangi adımlar atıldığından haberi yok. Türkiye'nin Türk dünyasıyla geç başlayan ama yavaş yavaş sağlıklı bir zemine oturmaya başlamış ilişkilerini arşa çıkaracak projedir bu. Tarihi İpek yolunu canlandıracağız. Yani Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız. Bay Bay Kemal şimdi yine bu millete bir utanç yaşatmaya söz vermiş olacak ki Azerbaycanlı kardeşlerimizi görmezden geliyor. Şimdi düşünün. Türkiye'den Gürbulak ve Kapıköy'den çıkarak İran'da Tebriz ve Tahran'ı. Tabii bunun için öncelikle ülkemizin güven ve istikrar iklimine, kardeşliğine, huzuruna sıkı sıkıya sahip çıkmamız gerekiyor. Yıllarca vaktimizi ve enerjimizi heba eden, canımızı yakan, dikkatimizi dağıtan terör belasını başımıza musallat edenlerin gayesi elimizdeki imkanı kullanmamıza mani olmaktı. Hamdolsun artık bu dönem geride kalmıştır. Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyüterek hedeflerimize yaklaştıkça geçmişte yaşadığımız tablonun karanlığını daha iyi görebiliyoruz. Türk dünyası olarak hamdolsun bugün düne göre daha güçlüyüz. Mayasını gönül birlikteliğinin oluşturduğu aile meclisimiz, ayakları yere sağlam basan ve geleceğe doğru emin adımlarla ilerleyen bir uluslararası teşkilat haline dönüşmüştür. Ekonomiden sağlığa, spordan kültüre, siyasetten ticarete, vatandaşlarımızın hayatına dokunan tüm alanlarda entegrasyon için sarsılmaz bir iradeye sahibiz. Teşkilatımızın uluslararası alandaki görünürlüğünün de her geçen gün arttığını memnuniyetle müşahede ediyorum. Ortak çaba ve özverimizin ürünü olan teşkilatımızın bu seviyeye ulaşmasında emeği geçen herkese bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Mevcut zorlukların ve meydan okumaların üstesinden müşterek gayretlerimizle geleceğimize canı gönülden inanıyorum. Özellikle de bu organizasyonda gerçekten ev sahibi konumunda olan Şevket Müzeyev kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Her şeyiyle müstesna bir organizasyon, müstesna bir ev sahipliği ve bütün bu ev sahipliğiyle birlikte de inanıyorum ki önümüzdeki dönemi çok daha başarılı bir şekilde icra edecekler. Aynı şekilde yeni dönemde görevi üstlenecek Kazakistan Başkanı'na da özgüveni noktasında yine çok çok başarılar diliyorum. Ve görüyorum ki Kazakistan'da da aynı başarıyı sürdürmek ve bu başarıyla geleceğe yürümeyi yakalayacağız. Ve Karabağ'da çok ciddi bir mücadele sürdüren ve bu mücadeleyi şu anda altyapısıyla, üst yapısıyla en güzel şekilde devam ettiren İlham Aliyev kardeşimi bu
esnada, bu mücadele sırasında 2 yıldır neler başardığını, neleri ortaya koyduğunu görüyoruz. Şu an itibariyle defaatle oradaki törenlere de katılmak suretiyle neler yapıldığını yerinde görme imkanım oldu. Ve bunları tabii yerinde görünce de bir Türk olarak iftihar ettim. Bu kadar kısa zamanda bu kadar başarı hakikaten bizlere tabii ki bir gurur vesilesi oluyor. Ve Özbekistan'da da aynı durumu şu anda, dün akşam İlham kardeşimle de konuştum. Özbekistan'da da bütün fiziki altyapı, üst yapıda çok ciddi bir değişim, dönüşüm görüyoruz. Bunlar bizim için iftihar vesilesi. Kazakistan'da Sayın Tokayev'le yeni bir süreç ve genç bir lider olarak Çobarov'un da aynı başarıyı sürdüreceğine olan inancım gerçekten fazlasıyla var. Ve tabii bu arada bir gözlemci üye olarak Viktor Orban kardeşime Avrupa ile Türk dünyası arasında oluşturduğu köprü nedeniyle gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Ve adeta aynı kökten gelme bir havayı estiriyor. Ve bundan dolayı da Avrupa Birliği içerisindeki demokrasi mücadelesi sebebiyle kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. Çünkü bu mücadeleyi vermek herkesin kârı değil. Bunları hep yaşadık, yaşıyoruz. Avrupa Birliği kapısında 52 yıldır bizi süründürdüler. Hala aynı şeyi yapıyorlar. Ama biz de onlara gerekeni gerektiği zamanda cevabını vereceğiz. Onda buradan yine aynı şekilde sesleniyorum. Tabii bu ödül şahsıma büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Halklarımız arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesine, devletlerimiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ve teşkilatımızın uluslararası itibarının daha da artırılmasına yönelik gayretlerimizi artırarak sürdürmekte kararlıyız, kararlıyım. Sizlere tekrar teşekkür ediyor. Hepinizi en samimi duygularımla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.